Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Yine çok işinize yarayacak bir bilgiyle karşınızdayım. Bugün sizlere Microsoft'un ücretsiz olarak sunmuş olduğu MS Project 2024'ü nasıl indirip kurarsınız? Bundan bahsedeceğim. MS Project, proje yöneticilerin kullanmış olduğu Microsoft tarafından sunulan bir program. Ve bu programı Microsoft'un kendi makalesinde sunmuş olduğu şekilde ücretsiz olarak bilgisayarımıza indireceğiz ve ücretsiz olarak lisanslayacağız ve bu işlemlerde herhangi bir crack programı ya da illegal bir şey yapmayacağız. Tamamen Microsoft'un bize ücretsiz olarak sunmuş olduğu bu imkandan yararlanacağız. Hazırsanız vakit kaybetmeden MS Project 2024'ü bilgisayarımıza ücretsiz olarak kuralım. Arkadaşlar işlemlere geçmeden önce söylemem gereken bir nokta var. O da eğer bilgisayarınızda Office 2024 harici herhangi bir sürüm varsa bunu mutlaka kaldırmanız gerekiyor. Örneğin ben denetim masasına giriyorum. Şöyle bir göstereceğim size ki sorun yaşamamanız açısından. Şöyle geleceğim. Hatta şu genişleteyim. Şurada gördüğünüz gibi Microsoft Office Profesyonel Plus 2024 Türkçe ve İngilizce iki tane var. Eğer sizde Office 2013 ya da Office 2019 gibi sürümler varsa bunları kaldırın. Yoksa MS Project 2024'ü kuramazsınız. Eğer Office 2024'ü de kurmak istiyorsanız bununla ilgili de ben bir video çekmiştim zaten. Ücretsiz olarak Office 2024'ü nasıl kurabilirsiniz ve nasıl lisanslayabilirsiniz? Bunu gösteren de bir videom var. Onun da linkini şuraya bir yere bırakıyorum ve ayrıca açıklama bölümüne de bırakacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bütün eski ofis sürümlerini kaldırdığınızı varsayıyorum. Öncelikle Teknoloji TC üzerinden bu sayfaya geleceğiz arkadaşlar. Ben bu linki açıklama kısmına vereceğim. Dileyen bu makaleyi takip ederek de işlemleri yapabilir ya da videodan da takip edebilirsiniz. Ben hemen Office Deployment Tool'u indiriyorum. Arkadaşlar burada dil seçeneği yok, sadece İngilizce olarak indiriyorsunuz. Bu arada MS Project'i Türkçe nasıl yaparsınız onu da birazdan göstereceğim. Bazen hemen indirmiyor. Biraz beklemeniz gerekiyor. Bazen de bir iki sefer basmanız gerekiyor. Nereye kaydedeyim diye soruyor. Ben önce masa üstüne bir tane klasör açacağım ve buna yeni diyorum. Klasör diyorum. MS Project diye isim verdim. Aç diyorum. Kaydet diyorum. Şimdi geri gidiyorum. Bunu kapatıyorum artık arkadaşlar. Bununla bir işim kalmadı. Masa üstündeki bir dosyaya geliyorum ve buna çift tıklıyorum. Ekrana bir uyarı geldi. Bu uygulamanın cihazınıza değişiklik yapmasına izin veriyor musunuz diye soruyor. Evet diyorum. Siz de çıkarsa evet dersiniz. Bunu onaylıyorum ve continue diyorum. Nereye kaydedeceğini soruyor. Masa üstündeki MS Project klasörünü kaydetmesini istiyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi buraya XML uzantılı bir dosya geldi. Şunu buradan siliyorum arkadaşlar. Şimdi Teknoloji TC'ye geleceğiz. Kapatmamamız gerekiyordu. Ben hata yaptım. Şimdi evet. Tekrar siteye giriyoruz. Ve aşağıda bir kod var. Şu kodu komple kopyalıyoruz. CTRL-C yaptım. Geldim buraya ve şuna sağ tıklıyorum. Birlikte aç diyorum. Başka bir şey seç deyip not defterini buluyorum. Yalnızca bir kez diye seçtim ve bunun hepsini siliyorum ve kopyaladım, yapıştırıyorum. Arkadaşlar burada yapmanız gereken bir işlem var. Biz ne yapacağız? Project Pro'yu bu nedenle şunların hepsini şuraya kadar arkadaşlar Product'ten şu Pro'ya kadar kaldırıyorum. Ve gördüğünüz gibi MS Project burada kaldı. Şu boşluğu da alacağım. Tamamdır. Daha sonra arkadaşlar yine Chrome'a geliyorum. Aşağı doğru kaydırıyorum. Arkadaşlar burada gördüğünüz kodu ki bunu yine Microsoft tarafından paylaşılan makaleden aldık. Bunu da aşağıya indiriyorum ve şuradaki MS Project kodunu buraya yapıştırıyorum. Şimdi bunu farklı kaydediyorum. Yine aynı klasörün içine kaydediliyor. Şurada noktadan önceki bölümü Configuration'a kadar siliyorum. Ve kaydediyorum. Bunu da kapatıyoruz. Şuraya geldi. Bununla da işimiz yok. Artık bunu buradan silebiliriz. Şimdi yapmamız gereken işlem arkadaşlar, bunu buradan kesebilirsiniz ama ben bir sıkıntı olmaması açısından kopyalıyorum. Sonra masa üstünden sileceğim. Klasörlerime geliyorum. Bilgisayarıma geliyorum. C diskine giriyorum. Ve buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi buraya geldi. Bir F5'e basalım. Şurada
Burada daha sonra dosyanın içine giriyorsunuz ve bu yolu kopyalıyorsunuz. Birazdan bu yolun ne işe yarayacağını da göstereceğim. Ben şimdi bu dosyayı kapatıyorum. Buraya CMD yazıyorum. Sağ tarafta yönetici olarak çalıştır diyor. Çalıştırıyorum ve yine bir uyarı geldi. Bu uygulamanın cihazınıza değişiklik yapmasına izin veriyor musunuz diye soruyor. Evet diyorum. Bu arada bu işlem Windows 10 ve Windows 11'de aynı şekilde yapılıyor. CD yazdım, boşluk bıraktım ve kopyaladım, yolu yapıştırdım. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi klasörün içine girdi. Yine web sitemize geliyoruz ve burada bir kod var. O kodu kopyalayacağız ve kurulum işlemini başlatacağız arkadaşlar. Bu kod şu Samsung'dan kopyalıyorum. Kopyaladım arkadaşlar. Yine siteyi kapatmıyoruz çünkü son anda bir lisanslamamız var. Enter'a basıyorum ve gördüğünüz gibi Microsoft'un kurulum ekranı geldi. Ve şurada görüyorsunuz Project'in logosu belirdi. Bu işlem internet hızınıza göre biraz yavaş ya da daha hızlı olabilir. Ben videoyu hızlandıracağım. İşlem bittiğinde kaldığımız yerden devam ederiz. Eğer herhangi bir hata da alırsak videoyu durdurup hatayı nasıl giderdiğini de size göstereceğim. Şimdilik yapmamız gereken bu işlemin bitmesini beklemek. İşlem bitti. Close diyorum. Bunu da kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar arama kısmına geliyorum ve Project yazıyorum. Gördüğünüz gibi Project uygulaması gelmiş durumda. Açıldı. Öncelikle account kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi lisans istiyor. Hemen şurada yer alan bir dakika şu kodu arkadaşlar lisansı daha doğrusu oraya gireceğiz. Change diyorum. Bu arada belirtmem gereken bir şey var. Bu işlem bazen 24 saat sürebiliyor. Bunun da bilgisini vereyim. Bazen arkadaşlar şey diyor, biz lisansı girdik ama yine de olmadı. Bu işlemin onaylanma süresi 24 saat. Eğer olmazsa 24 saat sonra tekrar aynı lisansla deniyorsunuz. Aktif ve ofis diyorum. Biraz bekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi artık lisanslı bir Project Profesyonel Priv 2024'ümüz var. İstediğimiz gibi kullanabiliriz. Gelelim bunu nasıl Türkçe yapacağımıza. Options'a geliyorum. Ve burada Language'e giriyorum. Bu bölümde Türkçe'ye geliyorum. Set as bölümüne basıyorum. Altta da üstte de aynı şekilde oldu. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi restart diyor. Kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Yine İngilizce. Hemen bir bakalım. Normal şartlarda olması gerekiyordu. Şunu bir yapalım arkadaşlar. Okey diyorum. Tekrar restart diyor. Acaba bilgisayarı mı restart etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ama olmayacaktır. Okey diyorum. Yine olmadı. Bununla ilgili bir araştırma yapacağım ve bunun neden olduğunu açıklama kısmına mutlaka yazacağım arkadaşlar. Ama siz şimdilik İngilizce olarak kullanın ya da siz eğer bunun neden Türkçe olmadığını bulabilirsiniz. Siz de bana yazın. Normal şartlarda şu an Türkçe olarak çalışıyor olması gerekiyordu. Tekrardan bir deneyeceğim. Şu an Türkçe olmasını engelleyen hiçbir şey yok. Hatta ofis programım da benim Türkçe. Office 2024'ü de ücretsiz olarak kullanıyorum. Videonun başında da söylemiştim. Dileyenler de onu videosunu izleyip Office 2024'ü indirebilirler ki yine de olmadı arkadaşlar. Evet, Language'de de Türkçe zaten şurada görüyorsunuz. Seçili gözüküyor. Daha doğrusu yüklü gözüküyor. Ben bunu bir araştıracağım arkadaşlar. Sonucu da açıklama kısmına yazacağım. Ama MS Project 2024'ü kurduk ve sorunsuz olarak bilgisayarımızda çalışıyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videomuz ve diğer bütün videolarımız hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarımız da cevap veriyor olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.